Dostlar yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. LRC'nin teknik analizi ile karşınızdayım sevgili arkadaşlar. E, bu videomuzda LRC'nin teknik analizini gerçekleştireceğiz. E, bir düşüş yaşadı LRC. Şu an hala o düşüş e, serüveninin içerisinde. E, yön nereye gidiyor? Ne kadar düşeceğiz? Sonrasında neler olacak? Bu videoda hepsini yanıtlayacağız sevgili dostlar. E, LRC hakkında yönümüzü belirleyeceğiz diyelim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar belirtmem gerekiyor ki bu videoda anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. E, kimseye alsat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sizlerin sorumlu olduğunuzu bilerek lütfen videoya devam ediniz. Ayrıca sizlerden ricam insanlar videoları seyrediyor fakat kanala abone olmayı unutuyorlar arkadaşlar. Videolara emek veriyoruz. Sizlerden ricam bir saniyenizi ayırıp kanala abone olmanızdır. E, abonelik bizler için oldukça önemli lütfen abone olmayı unutmayalım. İhmal etmeyelim arkadaşlar. Ee, şimdiden çok teşekkür ederim. Lütfen abone olalım. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Şimdi gel gelelim LRC'ye. Bu arada Bitcoin'de sağlam sarstı arkadaşlar. Ama hareketler normal. Önceki videolarda da söyledim ama videolarda bunu tekrarlamaya çalışıyorum. Çünkü yeni insanlar gelip izliyor. 48 binlere attı. Red yedi arkadaşlar. E, ee, 40... 48 binlerden red deyip 45 binlere kadar ya yani 45 bin işte 700 800lere kadar düştü. Ee, bu durum e, Bitcoin için normal arkadaşlar bunu belirtelim. Yani şey tarzı konuşan insanlar oluyor işte e, piyasa çöküyor işte e, çöküş gelecek falan öyle bir şey yok arkadaşlar. E, bu normal hareketler kanalın içerisindeyiz yani nasıl bir çöküş bekleniyor tam olarak bilmiyorum. E, öyle bir durum yok arkadaşlar haberiniz olsun. E, yön halen daha yukarı kanal içi hareketler gerçekleşiyor. E, olay Bitcoin olunca tabi biraz e, işler e, böyle efsanevileşiyor Örneğin şöyle mesela de bakın e, dirençe dirence yaklaşıp red yemiş e, şu an desteğe doğru iniyor tabi ama kimse <laughs> LRC çöküyor diye bahsetmiyor Olay Bitcoin olunca tabi e, efsaneler Peşimizi bırakmıyor sıkıntı yok arkadaşlar. Bitcoin normal hareketler sergiliyor. Sadece altcoin'lar altında ezildiği için bu normallerin insanlarda korku ve panik oluyor. Bunlar da normal. Şimdi LRC'ye gelelim sevgili dostlar. LRC ne yapmış bakın? Bir kere şunu yanıtlayalım arkadaşlar net bir şekilde en başta oradan başlayalım. LRC'de dostlar uzun bir zaman sonra bakın aralıktan sonra İlk defa biz geçtiğimiz zaman dilimlerinde geçtiğimiz günlerde kendimizi MA50'nin üzerinde günlükte görüyoruz. Ve buradan şu anlam çıkıyor arkadaşlar gayet net bir şekilde. Biz LRC'de genel e, yükseliş e, pozisyonundayız artık arkadaşlar. Yani günlükte MA50'nin üzerine atarak e, yükselişimizi gerçekleştireceğimize dair garantimizi aldık. Bunu söylememiz lazım. Yani günlükte üzerinde olduğumuz sürece... Hiçbir sıkıntı yok. Genel yön hala yukarıdır sevgili dostlar. Şimdi gelelim son harekete. Bakın ne yapmış arkadaşlar. Gayet net. Yukarı doğru ciddi bir mum. Dirence yaklaştıkça arkadaşlar bakın iğne atmış. 136'lara 40'larda da e, direncimiz var. E, yaklaştıkça red yemiş. Bakın tekrar bir düşüşe geçmiş arkadaşlar. Bu hem LRC'nin kanaldaki e, test düşüşü. Hem de tabii bunun içerisinde ne var? Bitcoin'in sarsması var sevgili dostlar. Yani hem LRC'nin doğal e, hali, hem de Bitcoin'in e, sarsmasıyla aşağı yönlü bir hareket gerçekleşti LRC'de ve bu oldukça normal. Peki bu e, düşüş nereye kadar sarkabilir? Bizim pozisyonumuz e, noktamız neresi? Dip noktamız? Arkadaşlar LRC'nin e, sarkma durumu bir onlara kadar gerçekleşebilir. Bir onlara kadar geri çekilmeler oldukça normaldir. Bunu söylememiz lazım. Hiçbir sıkıntı yoktur. Bir onlara kadar, bakın hatta nokta atışı, geri çekilmeler, fiyat da düşüşler gerçekleşebilir ve bunlar oldukça normaldir. Zira destek noktamızdan tekrardan destek alıp yön yukarı yapacağız sevgili dostlar. Buradan da tabii ki söyleyebiliriz. Ya şey diyenler oldu işte. Hani anlıyorum. Ee, çok fazla hani yeni girenler var. Ee, ya onlar için de tabii ki bu videolar. Yani bir onlara kadar geri çekilmeler normal arkadaşlar. Bunlar her zaman yaşanıyor kanal içi hareketler. Dirence gelir, e, red yer. E tabii bu red <laughs> bu reddi yedikten sonra bir de Bitcoin sürprizi gelirse e ne olur? Desteye doğru tekrar düşer. Olay bundan ibaret. Şöyle 4 saatliğe bir gelelim bakalım mesela 4 saatlikte neler var? Şimdi 4 saatlikte çok e, bariz bir durumla karşı karşıyayız. Uzun bir yükseliş şu anda bir yatay. Ve bakın 4 saatlikteki MA50'mize kadar nokta atışı düşmüşüz sevgili arkadaşlar. Mumumuzu kapatıp destek almışız. Bakın net bir şekilde destek almışız ve yukarı yeşil mum yakmışız. Yani bu ne anlama geliyor? MA50'den destek almışız. EMA 50 bizi rahatlatmış burada düşüşümüze mani olmuş. Olmasaydı bu düşüş 110'lara kadar sarkacaktı arkadaşlar. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi hangi pozisyonlardan ne gibi alımlar yapabileceğimizi bir konuşalım. 110'lara doğru sarkmalar da arkadaşlar 1. 10, 1. 11, 111'ler bizim kanalımızın dip noktasıdır ve bu pozisyonlar alım için uygun pozisyonlardır. Şu an içinde bulunduğumuz seviye alım için uygun mudur? Evet uygundur arkadaşlar. Çünkü bakın e, net bir şekilde 4 saatlikte kendimizi MA50'nin üzerinde görüyoruz ve destek aldığımızı görüyoruz. Yani ma 50'mizin bize e, destek olması MA50 üzerinde en kötü ihtimalle yatay yapma durumumuz var. E, aşağısına doğru e, sarkma durumunda zaten bir onlardan alım yapabileceğimizi söyledik. Şu anki da arkadaşlar destek aldığımızı görüyor. Ve e, alım için mantıklı noktalar olduğunu söyleyebiliyoruz. Haricinde dediğimiz gibi e, bu noktalardan tekrar 1.43'lere önümüzdeki günlerde bir yükseliş gelecektir arkadaşlar. Tekrardan direnç e, denemeleri, üst kanal denemeleri e, devam edecek. Şu anki düşüşler e, rutin düşüşlerdir. 1.10'ların altına... Geçmediğimiz kapanışı yapmadığımız sürece hiçbir sıkıntı yok sevgili dostlar. Böyle bir aksi bir durum olursa zaten bunu da ayrı bir videoda değerlendiririz. Ee, ama bunlar şu an e, istisnai durum olarak sayılıyor. ema 50'miz desteğimiz çalışıyor sevgili arkadaşlar. Haricinde olası yükselişte 1.43'ün üzerine attığımızda arkadaşlar burası da bize destek aldığımız zaman güzel bir alım noktası olacak. Haricinde 1.98'lerde bizim için destek aldığımız e, senaryoda güzel bir alım noktasıdır. E, rutin hareketler yapıyoruz LRC'de. Şöyle bir bakalım tekniklerde ne var ne yoksa ora zaten videoyu bitireceğiz. Günlükte 13'e 5 bir al görüyoruz. 4 saatliklerde 10'a 9 nötr görüyoruz. Haftalıkta da 8'e 4 al görüyoruz. Aylıkta da 5'e 2 Al görüyoruz arkadaşlar durumlar bu şekilde sevgili dostlar ee, şu anda panik yapmaya gerek yok ee, ki hala yükseliş serüveninde olduğumuzu hatırlatmak isterim. Velhasıl olası düşüşlerin bizler için tam tersine e, satmak değil de eğer projeye güvenip yatırımcısı isek alım için fırsatlar oluşturacağını belirtmek isterim. Bu videoda buraya kadardı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayalım. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın.